Selamlar tatlı güzel ruhlar. Ben Tarot Prenses. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Çok sesli konuşamıyorum. Kusura bakmayın lütfen. Birazcık kırgınlığım var. Bir önceki videoda yazdığınız güzel yorumlar, destekleyici yorumlar, geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Onun dışında kanalla ilgili, benimle ilgili güzel iltifatlarınız için de çok teşekkür ederim. Hepsine geri dönemedim. Gerçekten dinlenmem gerekiyordu ki bir an önce kavuşabilelim diye. Buradan bir teşekkür göndermek istedim size. Bugün o kadar böyle güzel bir açılım yapacağız ki onun aklından geçenlerle kalbinden geçenler birbirini tutuyor mu? Buna bakacağız. Bakalım. Şöyle bir gözüme çarptı oradan. Bakayım dedim. Bakar mısınız? Nasıl mesajla açtık? Seni seviyorum. Bakalım güzel şeyler duyacağız galiba. Bu açılımı kimin için izlemek istiyorsanız bir kere çok net bir şekilde ona niyet etmelisiniz. Ve şöyle birkaç saniye dahi olsa gözünüzü kapatıp onu düşünüp onunla ilgili sorularınızı sorun. Ya da sadece ona niyet ederek, onun için kabul edeceğinize niyet ederek bu açılımı dinleyebilirsiniz. Bakalım. Hadi bakalım. Yani aklından geçenlerle kalbinden geçenler birbirini tutuyor mu? Tabii burada hem benimle ilgili düşüncesinde hem de bizimle ilgili. Şöyle tek kart gelmiş, evet. Düşüncelerinde. Bakın burada bir kupa ikilisini de aldık hemen. Oh mis gibi. Çok güzel oldu. Şimdi burada aslında İlk başta bir böyle aklından geçenlere bakalım. Sonra da bir kalbinden geçenlere bakalım. Evet. Şöyle bir ilk bakışta şunu görüyorum. Bu kişi düşünce olarak da çok mücadeleci birisi. İkiniz için mücadele etmek istiyor aslında. Ve kalbinden de bu geçtiğini görüyorum. Yani diyor ki bizi bir yere taşıyacaksak biz taşıyacağız. Ve bunun için eğer benim çaba sarf etmem gerekiyorsa sarf edeceğim. Ha geçmişte bunun biraz böyle aksini yapmış olabilir. Biraz daha toy davranmış olabilir ama özellikle bir geçmişiniz varsa bu kişiyle. Burada biraz daha olgunlaştığını, biraz daha olgun bir bakış açısıyla yaklaştığını söyleyebilirim. Burada kalbinde o kadar yoğun duygular var ki aslında çok derin duyguları var burada. Ve bu derin duygularla beraber bu kişi bence biraz fazla duygusal. Çünkü çok çok böyle yüksek dalgalanmalar yaşayabiliyor arkadaşlar. Hatta bu durum biraz sizi yormuş olabilir şu ana kadarki süreçte. Bu yoğun duygu dalgalanmaları, yoğun duygularının dalgalanmasıyla tabii ki hareketlerinde de yoğun değişiklikler yaşanması size zaten bu soruyu sordurmuş olabilir. Hani bana söylediği şeyle gerçekten kalbinden geçen şeyler bir mi diye bunu merak etmiş olabilirsiniz ki çok iyi anlıyorum. Fakat burada gerçekten duygularını çok net gösterdi. Ve bakın, duygular. Bir kere aranızda bir uyum olduğunu düşünüyor. Ve bu da kupa kraliçesidir bu destenin. Kupa kraliçesiyle de zaten biraz da böyle duygusal ama yapıcı bir duygusallıkla yaklaştığını, onarıcı bir tavırla da yaklaşabileceğini gösteriyor burada. Ama bu kişide birazcık şöyle bir durum var. Az önce anlatamadım galiba. Mesela bir şeye kızarsa, bir şeye öfkelenirse ya da bir durumda bir şeyler istediği gibi olmazsa bir anda böyle kestirip atabilir. Aslında tam kestirip atmıyor işte o noktada. O noktada siz onu kestirip attığını zannedip de bir kavgaya tutuşursanız orada böyle boşu boşuna pisi pisine ayrılabilirsiniz. Fakat orada birazcık
O fevri davranışlar sergiliyor ama çok çabuk sönebilen bir yapısı olduğunu düşünüyorum ben. Hemen onu düzeltmek için tekrar çaba içerisine girdiğini görüyorum burada. O yüzden de işte biraz birbirinize toleranslı olmanızın da önemini görüyoruz burada. Bakın mantığı var. Sizinle ilgili hem mantığını kullanıyor hem de duygularını kullanıyor. Ama duyguları daha ağır basıyor. Fakat diyor ki ben mantığımı tamamen devre dışı da bırakamam. Hani burada biraz bize yarayacak bir mantık kullanalım. Mesela çok duygulara kapılıp biraz böyle kötü duygularla, kıskançlıkla, kırgınlıklarla birbirimizi üzmeyelim. Hani o noktalarda daha mantık kullanalım. Ama diğer noktalarda da aşk noktasında, sevgi noktasında gerçekten hani ölümüne birbirimizi sevelim der gibi bir durum var. Peki, bu durumla ilgili birazcık kendini açıklasın bize. Ne söylemek istiyor? Şimdi burada birazcık yoğun olduğu ile ilgili, kendine bile ayıracak vakti olmadığı ile ilgili bir kart geldi. Çok pardon. Diğer kartları da alalım. Bir şey söyleyeceğim ama diğer kartları da alalım. Şimdi özellikle bir süredir görüşmüyorsanız ya da bir süredir aranız iyi değilse, biraz böyle tripleşiyorsanız şöyle bir şey var. Diyor ki seni gerçekten çok merak ediyorum. Hani o kadar merak ediyorum ki rüyalarıma bile giriyorsun. Rüyalarımda seni görüyorum. Görüşemediğinizden, konuşamadığınızdan siz yakınıyorsanız eğer, diyor ki bu aralar çok işim var. Kendime bile ayıracak vaktim yok. Ama ne dedi? Seni çok merak ediyorum. O kadar özlüyorum ki rüyalarımda görüyorum. Ve benim hayalim de sensin. Birazcık acaba iletişimle ilgili mi bir sıkıntı var burada? Bakalım hadi. Şunları toplayalım. Bunları da toplayalım hadi. İletişiminizde bir sıkıntı olduğunu mu düşünüyor acaba? Sizin tam olarak onu anlamadığınızı mı düşünüyor? Evet, dengesizlik. Birazcık arada bir dengesizlik var gibi görünüyor. En azından burada partneriniz böyle olduğunu da düşünüyor. Sizin biraz daha program yaparak hareket ettiğinizi düşünüyor. Birazcık sizden çekindiğini görüyorum ben. Aslında oldukça baskın bir karakteriniz var. Bu kişi üzerinde de oldukça yoğun bir etkiniz var. Siz her ne kadar yok sansanız da gerçekten büyük etkiniz var. Ve ileriye yönelik sizi bir şeylere dahil ettiğini görüyorum ben. Bu dahil etmesinden sebep de birazcık strese girmiş olabileceğini de görüyorum. Fakat diyor ki aslında bizim iletişim problemimiz yok. Bizim problemimiz dengesizlik, biraz böyle gitmeler gelmeler, hatta bazen fevri tepkiler, ani büyük tepkiler. Zaten o şuradaki şu ilk kartlardan gelen bu kule kartına da çok takılmıştım ben. Yani sizin aranızdaki kavgalar büyük ihtimalle hani çoğu zaman ufak tefek şeylerden çıkıyor ve birbirinizi çok anlamadığınız noktalarda aslında kavga ediyorsunuz. Birbirinizi anlasanız belki de hani ikiniz aynı şeyi bile savunuyor olabilirsiniz kavga ettiğiniz noktada yani. Çok ama toprak enerjisi altında gördüm sizi. Bir şeylerin daha böyle harmoni içinde çalışması için
arada daha güçlü bağlar kurulması gerektiğini düşünüyor burada partneriniz. Yani burada evet güzel bir sevgi var ama karşılıklı sıkıntılar da var. Karşılıklı şikayetler de var. Hani siz ondan şikayet ediyorsunuz, o sizden şikayet ediyor. Ama dikkat edin, burada yeterince iletişim kuramazsanız, yeterince birbirinize derdinizi olduğu gibi aktaramazsanız, bu durumda birbirini suçlayan çiftler büyük ihtimalle ya birbirlerine uzun süre işkence çektirirler ve öyle ayrılırlar, ya da hani zaten o işkence süresini geçmişlerdir, artık ayrılma aşamasına gelirler. O yüzden iletişim çok önemli. Birbirinizi anlamanız çok önemli diyor kartlar burada. Onun ardından bir tık daha böyle rahatladığınız bir döneme de girebilirsiniz. Ve çok katı olmamak lazım diye görüyorum ben burada. Yani partneriniz bir fikri savunuyorsa, siz bir fikri savunuyorsanız, farklı fikirleri orta yolda bir şekilde yine buluşabilirsiniz. Yani o başka bir şey istiyor. Hani o şuraya gitmek istiyor, ben buraya gitmek istiyorum. Bir gün oraya gidersiniz, bir gün oraya gidersiniz. Misal. Yani sadece benim istediğim olacak gibi bir bencillik sizin aranızı geriyor. Ve bu gerginlik de birazcık böyle düşman enerjisine girmenize sebep oluyor aslında. Bakın, ilk açtığım kartlarda ne kadar daha düz, daha böyle durağan, daha sanki normal, hani bir sevgi, normal bir ilişki, çok böyle sade, sadece sevginin olduğu, ufak tefek kavgaların olduğu bir ilişki gibi görünürken, burada birden daha derin sorunlar çıktı. Ve bu derin sorunlar, dikkat edin, bazen böyle çok ciddiye almadığımız sorunlar ilişkimizin sonunu getirebilir. O yüzden hani kimi ilişkide evet bir aldatma gibi büyük bir şey o ilişkiyi bitirir. Kimi ilişkide de minicik bir yalan bile o ilişkiyi bitirebilir. Ya da minicik bir tavır bile hani karşınızdaki insana ya da size o kadar dokunur ki o ilişkiyi bitirirsiniz. Peki. Muhtemelen burada partnerinizin şu anda sizinle ilgili düşüncesini, duygusunu, fikrini merak ediyorsunuz. Size neler söylemek istediğini merak ediyorsunuz. Burada yine bir soralım bakalım. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm kartı geldi. Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım, yanılmışım kartı geldi. Seni seviyorum kartı geldi. Saf sevgiyi bir tek sende buldum kartı geldi. Şimdi seni seviyorum başta göstermişti. Demek ki gerçekten bir mesajmış ki orada gözüm çarpmış ona. Çok güzel. Sevgi zaten var. Sevginin olduğunu söylemiştim. Arada bir saf sevgi olduğu ve aslında ne demişti burada? Benim hayalim sensin demişti. Ve saf sevgiyi bir tek sende buldum dedi bu şimdi de. Yani aslında sizden kolay kolay vazgeçmeyeceğini söylüyor bu kartlar. Arada problemler olsa da, sorunlar olsa da kolay kolay pes etmeyeceğini söylüyor ki öyle de görmüştük zaten. Fakat eğer arada yalanlar söylendiyse, dürüst olunmadıysa, bunlar size bir tık zarar verebilir ki şurada kılıç yedilisiyle de yan yana geldiğinde ben birazcık böyle bir düşündüm. Bunun bir üzerinde durun. Siz yaptıysanız kendinizle ilgili düşünün. Karşı taraf yaptıysa da birbirinize açıklamalar yapın. Birbirinize iletişiminizi kuvvetlendirin o noktalarda. Bu çok önemli. Ve hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm dediğinde de şunu anladım. Aslında burada böyle gereksiz o tartışmalar, gereksiz bir şeylerin büyümesi, o ani iniş çıkışlar için en azından burada partnerinizin bunun farkında olarak birazcık farkında olarak aslında kendi yaptığının farkında olmasını gösteriyor. O yüzden de burada olumlu bir işaret olarak geldiğini düşünüyorum. Çünkü en azından bunu diyen kişi bir şeylerin farkındadır. Kendini geliştirmek için bir yola doğru da girmek istiyordur ya da girecektir.
O yüzden aslında bu da olumlu bir işaret olarak geldi. Burada en önemli şey çok o ani iniş çıkışlarda birbirinize tamamen rest çekmemek, tamamen ipleri koparmamak. Çünkü belli ki burada karşı taraf bunun çok böyle arkasında durmuyor. Siz de durmuyorsunuz. Hani böyle ani hareketlerle birbirinizi engellemiş olabilirsiniz ama bir süre sonra kaldırıyorsunuz. Ne oluyor? Çocuksu bir hareket olarak o orada kalıyor. Hani bir daha engellediğinizi siz ya da o kişi biliyorken hani bu engel kalkacak. Ya da işte böyle birazcık arkadan gizlenmiş bir şeyler varsa eğer bunlara dikkat edin. İlişkinizde dürüstlüğe dikkat edin diyor burada kartlar. Ve iletişiminizde kuvvetlendirmeniz, sıkılaştırmanız gerekiyor. Böyle hani safları sıklaştırın der gibi oldu. Ama gerçekten öyle. İletişiminiz kuvvetli olsun ki aranıza kimse giremesin. Hani evet bu üçüncü kişiler olabilir, romantik anlamda da olabilir, olmayan anlamda da olabilir. Bunu sadece yorum olarak söylüyorum. Ve bu kadar, bu şekilde görünüyor. Yani birazcık burada aslında evet kalbiyle aklından geçenler birbiriyle uyuşuyor. Fakat şunu da unutmamak lazım ki ortak bir enerjiniz de çıkıyor burada ortaya arkadaşlar. Sadece burada partnerin enerjisiyle ilişkinizi de yorumlamadım. Yani sizin enerjinizle burada partnerinizin enerjisinden birleşen bir enerji ortaya çıkıyor. Yani sizin işte gelgitleriniz, sizin duygusal anlarınız, işte dağın olduğunuz anlar, onun aynı şekilde o durumları, ilişkiye bakış açısı, bunlar birleştiğinde çok daha farklı bir dinamik ortaya çıkıyor aslında. Biraz daha buna değindik bu açılımda. Umarım yararlı olmuştur. Gün be gün daha çok uyuştuğumuzu ya da uyuştuğumuzu demeyelim, farklı yere gidebilir. Uyumlandığımızı hissediyorum. Ya da aramızdaki uyumun gün be gün arttığını hissediyorum. Bu cümleyi yorumlara yazalım. Sevdiğimiz insan için. Belki ayrı olduğumuz, beklediğimiz, belki de ilişkide olduğumuz zaten şu anda hali hazırda hayatımızda olan insan için. Bunu yorumlara yazalım. Mutlaka yazın. Eğer daha önce denemediyseniz bunu bir deneyin. Olumlu sonuçlarını göreceksiniz. Hasta olup da böyle uzun video atmam da peki. Yani herhalde dünün acısını çıkarttım diye düşünüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz şu hasta halimle buraya gelmeme acıyarak beğeni butonuna basabilirsiniz. Abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki açılımda görüşürüz. Hoşça kalın.